ve ailesine bildirildi. Fethi Şahin kardeşimizle ilgili olarak 6 yıl geçmesine karşın şu ana kadar akıbeti meçhul. Anne bekliyor evladını, baba bekliyor evladını. Ve bu arada bizi, daha doğrusu beni en çok üzen olay, olay sosyal medyaya yansıdıktan sonra ordumuzdan ve hükümet kanadından hiçbir açıklamanın gelmemiş olmasıydı. Bir ordu önce kendi askerine sahip çıkar. Sahip çıkmak görevindedir zaten. Görevidir bu zaten. Temel görevidir. Askerine sahip çıkacaktır. Bu olayı Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında parlamentonun gündemine getireceğiz. Allah nasip eder iktidar olursak bu olayın bütün ayrıntılarını ortaya çıkaracağız. Aileleri bilgilendireceğiz. Eğer askerlerimiz şehit olduysa onları kendi topraklarına ayrıca getireceğiz. Hiçbir ordu kendi askerini bırakamaz. Yalnız bırakamaz. Başka bir acı olay daha. Bu olayın faillerinden birisi Türkiye'de yakalandı, hapse atıldı. Fakat bir süre sonra bunun serbest bırakıldığını bir gazeteci arkadaşımız Sayın İsmail Saymaz yazdıktan sonra öğrendik. Kim bu katili serbest bıraktı? Kimler serbest bıraktı? Kimler aracı oldu? Kimler nasıl bu katillerin serbest bırakılmasına imkan verdi? İsmail Saymaz yazdıktan sonra kişi yakalandı ve şu anda hapiste ve yargılanıyor. Böyle bir devlet anlayışını kabul etmiyorum. Devlet dediğiniz askerine sahip çıkar. Devlet dediğiniz milletine sahip çıkar. Devlet dediğiniz askerin kanını yerde bırakmaz, askerin canını yerde bırakmaz. Devlet dediğiniz kurumu askerleri alır, kendi topraklarına, şehit olduysa kendi topraklarına getirir. 6 yıl geçti, akıbeti meçhul olacak şey değil. Kabul edilmiyor, etmiyorum. Bütün ayrıntıları iktidar olduğumuzda açıklayacağız, kamuoyunun bilgisine sunacağız ve bütün bu ayrıntılar ortaya çıktıktan sonra da devlet olarak gelip aileyle helalleşeceğiz. Anneyle helalleşeceğiz, babayla helalleşeceğiz. Bizim bu konudaki hedefimiz, bu konudaki ilkemiz budur. Toplumla kucaklaşmak. Acılar yaşanır ama acıları paylaşmak zorundayız. Doğruları ailelerin önüne koymak zorundayız. Aileler beklenti içinde olamaz, beklenti içinde kalmamalı. Ben defalarca söyledim. Ya kışlaya siyaseti sokmayın. Adliyeye siyaseti sokmayın dedim. Buralar olmaz. Camiye siyaseti sokmayın. Buralarda siyaset olmaz. Eğer kışlaya siyaseti sokarsanız tablo 6 yıldır aile bekliyor ama ne olacağını kimse bilmiyor. Olacak şey değil. Hepinize teşekkür ederim. Bizi misafir eden, çay ikram eden, aileye de şükran borçluyum. Hepinize Biz teşekkür teşekkür ederiz. ederim. Sağ olun. Sağ Sağ olun. olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Pardon, ön tarafı açabilir miyim? Öyle açar mısınız? Ön pardon, tarafı açabilir pardon. miyim? Pardon. Pardon, biraz daha. Şurayı bir açın, açın abi, bir açın. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.